Aa, görmüş mü? Neredeydin? Kanatla aynı anda kayboldunuz ortalıktan. Ona da konuşamadım daha yani. Şu kaptanlık seçmelerinden önce kafasını kurcalamak istemedim. Görmüyor musun? Çantam var burada. Kocaman yer. Evet, kocaman yer. O zaman git başka bir yere otur. Yani? Git ve başka bir yere otur. Kızım. Şaka gibi bir kız. Şuna bak ya. Ya şuna bak ya. Barış bize okulumuzda nereye oturacağımızı söylüyor. Boş ver aşkım. Uğraşma. Naz yeter artık lütfen, dünden beri Leyla 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 ayağına geldi artık bana. Ne olur artık modumuzu düşürme. Yok yok, haddine bildireceğim ben ona. Ne yapacaksın? Yani? Göreceksin. Önce bir salondan çıkması lazım. Ben hallederim. Leyla salonun önüne çıkar, acil. Bize yaptığı artistliğin sonucunu görsün bakalım Leyla'cık. Kanat, Ateş, gelin buraya. Birebir maç edeceksiniz. İlk basket atan başlar, onda biter. Galip gelen takımın kaptanı. Tamamdır hocam. Başlayalım. Çağırmamış beni.
Oynayacaksan oynamayalım. İşine bak. Faul yaptın ha. Faul yok kankaya. Ağlayacaksan oynamayalım. Diyorsun ha? Elinden geleni ardına koyma. Birer tane atış yapacaksınız. Basketi atan kaptan olur. Yardımcı bir şey var mı? Yok ya. Zaten sağ olsunlar Neşe abla, Şükran teyze, Hatice abla hepsi bütün gün bizdeymiş. Öyle ufak tefek şeyler kaldı ama onları da akşamdan akşam hallediyoruz. İyi ki gitmedim. Nasıl yani? Ya ne bileyim kızım. Çok alıştım sana. Başka bir yere taşınsaydın üzülürdüm herhalde. Ben de üzülürdüm. İyi ki buralarda kaldım. İyi o zaman. Sen de mutluysan... bu sana. Yeni ev hediyesi. Ya ne gerek vardı? Ya sen nasıl unutmadın bunu? Ben sana ta ne zaman söyledim bunu unutmak istediğimi? Sana dair hiçbir şey unutamıyorum ki. Tesadüf seni önüme çıkarmasaydı gene aynı şekilde fakat her şeyden habersiz yaşayıp gidecektim. Sen bana dünyada başka bir hayatın da mevcut olduğunu ve benim de bir ruhum bulunduğunu öğrettin. Sen bunu ezberledin mi gerçekten? İnanmıyorum sana. Bir sürü şey ezberledim. Gülünce yanağında oluşan çizgilerimi, heyecanlanınca üç kere nefes alışımı, gözlerini kaçırmamı,
heyecanını bastırmak için ellerinle oynamalı. Yutulunca saçlarınla oynamalı. Laf arasında gelişi güzel dile gelen bir isteğim mi? Sana dair hiçbir şey unutmuyorum ki. İstesem de unutamıyorum. Ben bu kitabı hiç boş ucumdan ayırmayacağım. Sana dair o kadar çok şey var ki o sayfalarda. Eminim ben de sana dair o kadar çok şey bulacağım ki o satırlarda. Ne oluyor yine ya? Ne yapıyorsun sen? Bilmem. Sen söyle. Senin oyun oynayacak vaktim yok. Gidiyorum, okula gidiyorum. Dünkü havuz oyunların işe yaramadı mı? Neden rahat durmuyorsun Hekim? Hı? Peki şimdiki amacın ne? Neden huzursuzluk yaratacak şeyler yapıyorsun? Dersini almadın mı? Dünkü paylaşımla alakalı bir şey soruyorsan benim alakam yok. Yok. Kesin öyledir. Yok diyorum, anlamıyor musun sen? Uğraşmıyorum artık sizinle. Ne haliniz varsa görün. Neden inanayım sana? Daha önce söylediğin yalanlardan birisidir belki bu da. Hekim, ne oluyor? Ben sana kızımdan uzak duracaksın demedim mi? Ne istiyorsun? Bir dakika, annem... Ne yaptın, ne dedin sen? Sen karışma Hekim. Bu kızdan uzak durman için ne yapmam gerekiyor? En iyisi evini aramak herhalde. Ben uzak duruyorum zaten. Ama kızınız bir türlü olayların peşini bırakmıyor. Merak etmeyin. Benim istediğim de tamamen ondan uzak durmak. Kızınızı da benden uzak tutarsanız sevinirim. Aa! Aa! Sen çık söyleyeceksin. Söyle bakalım küçük hanım, ne demek istedin Kanas Efendi? Yapmadığım bir şeyle suçluyor beni. Kızım o okulda neler oluyor? Sosyal medyada bir şeyler dönüyormuş. Ya hastanede herkesin dilinde. Ne söyleyeceğim, ne anlatacağım şaşırdım kendimi. Anne tamam, geç kaldım zaten okula. Ekim, akşam anlatacaksın ama konuşacağız bunları. Hiçbir şey anlatmıyor ya. Nasıl? Okula alışabildin mi? Dün bir, bugün iki. Alışıyorum. Soruyu birkaç gün ya da birkaç hafta sonra tekrar sorsana bana. Bakalım birkaç hafta sonra okul yerinde kalacak mı? Sınıfta görüşürüz. Evet. Ne oldu? Niye çağırdın beni? Parayı senin hiç almadığını biliyorum. Öyle mi?
O zaman bu tuzağı kimin kurduğunu da biliyorsundur. Bunun için de. O kadar kolay değil ama. Benim için birlik yapmanı istiyorum. Söyle. Ne istediğimi sormayacak mısın? Çünkü umurumda değil. Yeter ki telefonu ver. İşte ben bu kızları döveceğim en sonunda. Bunlar benim elimde kalacak. Niye gülüyorsun? Çok mu komik? Yok. Komik falan değil. Ama bunu senin yapmayacağını o kadar iyi biliyorum ki Leyla. Neden? Çünkü ben yapmazdım. Ben belki de o kadar sana benzemiyorumdur Aziz. Hı? Belki de ne diyordu şu sizin salak ozan? Benim ruhum hala biraz Varoşova'dır. Bizim ozan mı? Yalnız beni onlardan biriymiş gibi sayman beni incitir Leyla. Senin bir derdin var anlaşılan. Aynen öyle. Ama ben karşılıksız iyilik yapmam. O yüzden senden küçük bir ricam olacak. Önce karşılığımı alayım. Tamam. Dediğin gibi olsun. Şimdi seni dinliyorum. Özür dileyeceksen boşuna yorulma. Açıkçası hiç öyle bir niyetim yoktu. Ozan, senden çok özür diliyorum. Ne olur beni affet. Bilse ne yapıyorsun Kalkaya? Sana ne kadar değer verdiğimi anlatmaya çalışıyorum. Tamam hadi kalk ayağa. O zaman barıştığımıza göre... Diyorum ki güzel bir parti verelim. Hem bayağıdır da eğlenmiyoruz ha. Okul sosyal medyada cayır cayır yanıyor. Ve biz partiyle mi kutlayacağız? Hiç korkmuyor musun Melisa? Evet hiç korkmuyorum. Çünkü beni koşulsuz koruyacak biri var Ozan. Kanat. Neyse. Ben her zaman yaptığım gibi gerçekleri ortaya çıkarmaya gidiyorum. Partiyi sakın unutmuyorsun. Öptüm. Ateş. Niye çağırdın sen beni? Sen beni çağırdın ya. Şaka mı yapıyorsun bak? Oyun mu oynuyorsun sen bana ya? Sanırım ikimiz de oyuna geldik Ekim. Ama itiraf edeceğim. Neyi? Gerçekten... beni çağırmış olman fikri bile... heyecan vericiydi. Tuhaf bir çekiciliğin var senin.
etkilenmemek elde değil. Gizemli hallerin, gözlerinin derinliğindeki sırlar, zaman zaman öfken, ama beni en çok çeken şey yalnız bir kız olmak.